Bu videoda bir Arduino Uno ve bir ır alıcı ile beraber elimizde kalmış eski kumandaları nasıl değerlendirebiliriz bir bakalım. Bununla ne olur ya? Şimdi bize lazım olanlar bir Arduino Uno, sonra infrared alıcımız şöyle. Ufak bir modül. Adını hatırlamıyorum ama ekrana bir yere yazarım. Orada ekranda gözüküyor. Sonra lazım olan bazı jumper kablolar. Bunları da buraya atalım. Ve bir breadboard tabii ki. O da bu şekilde koydum. Burada breadboard'a bunu bağlayacağız. Ben bağlantıları hızlandıracağım ama açıklamasını yaparım. Tamam, şimdi bağlantımız bu şekilde. Zaten basit, çok bir şey yok. Detay yok yani içerisinde. Bunun 3 ayağı var. Sizdekinin ayak numarası farklı olabilir. Çünkü bu modeller genelde orijinal olmuyor. Eski bir televizyondan ya da bir uydu alıcısından falan söktüyseniz onlar genelde yansan iPhone olabiliyor. Ayak numaraları farklı olabilir. Yanlış bağlamak da Arduino'ya zarar verebilir. Bir de lazım olan tabii ki de o ayarları alacağımız kumandalar. O kumandalarda mesela elimde böyle 2 tane kumanda var. Birisi sanırım bir klimadan, bir tanesi de araç ekranı falan olması lazım, otobüslerde kullanılan. Bunu kodlayacağız, bunu da test için. Yani bunu da alacak mı mesela, biz buna göre kodlayacağız. Şimdi bir kodumuza bakalım, ona göre devam edelim. Kodumuz zaten şu an ekranda gözüktüğü gibi. Şöyle kamerayı bir düzelteyim. Tamam, çok yazı var ama kafanız karışmasın. Yani çoğu açıklama zaten. Buradaki ben kısaca üzerinden geçeceğim, çok üzerinde durmayacağım. Kullanacağımız kütüphane önemli. Arduino kullandığımız için Irremote diye bir kütüphane kullanıyoruz. Zaten burada kimden olduğunu yazmışım. Kütüphaneyi her zaman gibi burada Library Manager, buradan yüklüyor. Sonra setup kısmında seri portumuzu başlatmışız. Hangi kumandanın tuşuna bastığımızı görebilmek için. Bir de ben burada güç tuşuna basınca üzerinde bir yani fiziksel bir şey görelim diye LED'i yakmak için LED'i belirtmişim. Üzerindeki bir LED'i. Sonra burada kumandamızı açmışız. Yani daha doğrusu kumanda alıcımızı açtık. Seri porttan da bildirdik. Dedik yani haberimiz olsun, düzgün çalışıyor kod. Aşağıda bir if kısmımız var. Burada gelen kodu işleyen bir iki satırlık bir yerimiz var. Gelen kodu değişkenlere atıyor ki biz ekranda görebilelim diye. Sonra burada bir şart sıralaması var. Switch case. Switch case'i bilmiyorsanız nasıl çalıştığı şurada açıklama kısmında var. Ya durdurun ya koddaki kısımdan da bakabilirsiniz. Ben burada birkaç butonun önceden baktım kodlarına. Benim hazırladığım kod olduğu için. Kumandanın kodlarını tanımladım ama nasıl olacağını da göstereceğim. Sonrasında en altta eğer bunlardan biri değilse de bize ne olduğunu yaz diye alta bir boşta kısmı koymuşuz. Bunları yaptıktan sonra da en alttaki bu resume komutuyla kod çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi bunu direkt Arduino'ya atalım. Şöyle kablomu takayım. Zaten ses de geldi. Tekrar kodumuza geldik. Yine her zaman gibi tepeden Arduino, Uno. Şu anki kullandığımız Uno. Bunda mini'yi falan da kullanabilirsiniz, sorun değil. Tamam, işaretledik. Basalım yüklesin. Zaten Arduino'da hemen attığı için hızlandırmayacağım burayı. Bitti bile zaten. Şimdi burada seri port kısmına geldik. Zaten başta bu söylediğimiz yukarıda ır alıcı aktif. Bunu bize söyledi. Yani şu an çalışıyor. Bizden komut bekliyor. Bunu tanımlamadım. Mesela bunu bastığımız zaman ne yapacak? Mesela onu göstermek için. Ekran açık kalsın gerçi. Ben burada kumandayı okutayım. Şöyle mesela. Diyor ki bilinmeyen komut. Yani bu kumandayı tanımıyor kısacası. Ama sonuç olarak sinyali alıyor. Bize diyor ki bak sinyalin kodu bu. Hatta tutarlılığını görmek için birkaç kere basmak isteyebilirsiniz. Çünkü bazen eğer o modül tanınmıyorsa tutarsız olabiliyor. Mesela bakın ben aynı tuşa basıyorum, şu an kod aynı. Ama güçte galiba değişiyordu. Aynen. Şu an aynı tuşa basıyorum. Ama hala farklı kodlar gelebiliyor. Çünkü bunun bir de protokolü var. Yani Sony protokolü, NEC protokolü en yaygınları genelde onlardır. Onları direkt tanıyor ama protokolü de belirlemeniz gerekebilir. Genel olarak standart protokolleri tanıyan kumandaları kullanacağım. Bir de bunu deneyelim. Bunu tanımladım çünkü. Şimdi basalım mesela. Güç butonuna basıldı diyor. Mesela yukarıya basayım. Yukarı, sağ, sol, aşağı yapayım. Şu da menü. Aynen. Şu an bütün komutlarımızı tanıyor. Hatta bir de şeyi de göstereyim mesela. Arduino tarafını da göstereyim size. Mesela diğer tuşlara bastığım zaman şöyle ekranda şöyle yapayım hatta. Şurada bir TX diye bir ışık yanıyor. O veri alışverişini gösteriyor. Mesela ben tuşa bastığımda basılı tutuyorum şu an. Yani bir veri alışverişi var demek o. Bizim istediğimiz diğer LED yanması. Bakın diğer tuşların hiçbirinde o LED yanmıyor. Ama ben koda tanımladığım için güç butonuna basınca diğer LED'in de yanması lazım. Ve yarım saniye yanık kalması lazım. Yarım saniye yanık kaldı diğerleri. Sadece güç tuşuna basınca. Yani bu ne demek? Herhangi bir tuşu istediğimiz bir şeyi yapmaya programlayabiliriz demek. Buradan sonrası tamamen bu aralığa, yani şu switch case aralığına ne koyacağımıza bağlı. Yani ben buraya örnek veriyorum, başka bir ayağa bağladım, motoru da koyabilirim. Yukarıya bastığında motoru hızlandırır, aşağı bastığında yavaşlatır. Ya da bir led koyabilirim, bir röle koyabilirim. Butona bastığım zaman röleyi açar. Mesela ışığın rölesi olabilir. Ne isterseniz bu aralığa koyuyorsunuz, o tuşa bastığınızda onu yakalayın.
Yani toparlarsak aslında çok basit bir sistem. Sadece elinizdeki ır alıcının pinlerine dikkat edin. Çünkü o pinleri yanlış takmanız durumunda en iyi ihtimal, yani bir şey olmaz sadece ısınır ama en kötü ihtimalle de out'la BCC'yi ters bağlarsanız bu sefer Arduino'nun ayağı yanabilir ya da ır alıcı yanabilir. O sıkıntı olur. Yani çok masraflı mı değil ama olmasa güzel olur sonuçta. Bu videoda anlattıklarımızı kullanarak ESP32, STM32 gibi diğer mikro işlemcilerle de aynı işlemleri yapabilirsiniz. Yalnızca dikkat etmeniz gereken STM32 ya da ESP32 kullanırsanız kullanacağınız kütüphane değişebilir. O kütüphaneye uygun komutlar ve işlemler yapmanız gerekecek. Bu ve bunun gibi videoları daha fazla görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.